Merhaba. 2020 ehliyetsinden sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu denememizde yine 50 tane sorudan oluşacak. Baştan sona dikkatli izleyin mutlaka. Söylediğim her şey sınavda çıkma ihtimali var. Söylediklerime çok dikkat edin işte, özellikle. Arkadaşlar bir de malum havalarda sıcak bu kadar emek harcıyoruz. Sizden bir ricam var bu videoyu beğenmeniz. En azından emeğe saygı amacıyla beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşınız beğeniyor, yorum yapıyor. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye geçelim. Sınava girecekleri de başarılar dilerim şimdiden. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi hangisidir? Şu lambalar arkadaşlar. Mavi, beyaz, yeşil, kırmızı. Geri vites lambası. Doğru cevabımız tabii ki beyazdır arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bir de arkadaşlar şurada bir dipnot vereyim. Geri vites lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa geri vites müşürü arızalıdır. Sınavda çıkıyor bazen bu da. Geçelim. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması trafikte diğer sürücülere hangisini bildirir? Şu lambalar. Şıklarımız aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız Tabii ki fren lambası arkadaşlar bu araç fren yaptığını bildiriyor. Yani siz de arkadan ona göre tedbirinizi almanız gerekiyor. Bu ışıklardan anlamalısınız fren yaptığını. Geçelim. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? Kalça kemiği kırık olan, kol kemiği kırık olan, omurga kırığı olan, şoka girmiş olan. Sedyesiz taşınmasında tehlike yoktur. Doğru cevabımız nedir? Kol kemiği. Arkadaşlar kolu kırık olan kişiyi sedye ile taşımazsanız da olur. Kendisi yürüyebilir. Ama kalça kemiği kırık olanı mutlaka taşıyacağız sedye ile. Omurgası kırık olanı yine taşıyacağız. Şoka girmiş olanı yine sedye ile taşıyacağız. Fakat kol kemiği kırıksa kişi sarılır. Gerekli müdahale yapılır. Yürüyerek bile gidebilir yani. Tabi imkan varsa sedye kullanmak lazım tüm hastalar için. Ama bunlar arasında A seçeneği cevabımız oluyor. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? 5-10-12-20-25-30-35-40 Cevabımız tabii ki B seçeneği. Bununla ilgili şu tablo bizim önümüze gelebilecek bir tablo. Çok önemli bir tablodur. Altın çizdiklerim önemli, diğerlerde çıkabilir. Bu tablo önemli. Fakat şu çıkıyor. 1. bilinç kontrolü çıkıyor. Çocuk ve yetişkinlerde omuzdan, bebeklerde ayak topuğundan. 2. Bak dinle hisset yöntemi 10 saniye nefes alıp verdiğini yapıyor, kontrol ediyoruz. Çıkan bir soru 3. Şu basın miktarı çıkıyor. 4. Şu 32 rakam çıkıyor. 5. Arkadaşlar bu sarı işaretlediklerim neredeyse kesinlikle çıkar. Fakat şu işaretlemediğim yerler bunlar arada sırada çıkar. Ama siz yine de şansınıza bakarsanız size hiç çıkmayan bir şey çıkar. O da nedir? Şu çıkar. Çıkabilir yani arkadaşlar. Onun için önce sarıları öğrenin, sonra da bunları öğrenmeye çalışın. Sarıları mutlaka bilmeniz gerekiyor zaten öyle söyleyeyim. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri fren sisteminin görevlerindendir Aracın hızını düşürmek frenin görev midir Evet aracın durma mesafesini arttırmak Alakası yok azaltmak Bakın Size tuzak kurarlar Bu azaltmak olacak Burası yanlış Aracın güvenli bir şekilde durmasını sağlamak durdurmak Bu da doğru Cevap nedir 1 ve 3 Şurası yanlış arttırmak kelimesi Fren sistemi ile ilgili şunlara bakalım isterseniz Bakın fren sistemi neymiş arkadaşlar? Fren ayarı sık olan araçlarda balatalar aşırı ısınır. 1. El freni tam indirilmeyip yola devam ederse aracın kampanaları ve balataları aşırı ısınır, yanar. Bilgi 2. Bir de fren sisteminde ABS'yi çok soruyorlar. ABS nedir arkadaşlar? ABS dediğimiz sistem frenlenme esnasında tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor, direksiyon hakimiyetine katkı sağlıyor. Yine ASR var. Patinaj önleyici sistem. ESP var. Savrulma önleyici sistem diyoruz biz buna kısaca. Bunlar önemliydi. Geçelim. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? Aküyü şarj etmek, araca ilk hareketi vermek, motora ilk hareketi vermek, motoru çalışma sıcaklığında tutmak. Cevabımız nedir arkadaşlar? Göstermiş fotoğrafta da tabii ki C seçeneği arkadaşlar. Marş motoru marş sistemi motora ilk hareketi verir. Arkadaşlar marş sistemi ile ilgili şunu göstermek istiyorum hemen Bakın Marş sisteminin mantığı zaten nedir marş motoru ilk hareketi verir Bakın arkadaşlar marş motoru Yani kontağı çevirdiğinde Aküden gelen elektrik kontağı çevirince geçer marş motoruna Marş motorundan volan dişlisi oradan Marş dişlisi Bunları harekete geçirir motora ilk hareketi veren marş motordur marş dişlisi volan dişlisine oradan da motorun genel olarak tüm aksamlarına iletilir buradaki hareket. Mekanik enerji hareket enerjisine çevriliyor. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? Şerit değiştirmelerde, sağa sola dönüşlerde, bir aracın geçilmesi esnasında. Dönüş yani sinyal ışıkları. Şerit değiştirirken okey. Sağa sola dönüşte okey bir aracı sollarken yani arkasındasınız aracın sollayacaksınız orada da kullanıyorsunuz okey cevap D seçeneği geçelim bunu da 70 km saatlik hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır 25 35 45 55 cevabımız B seçeneği 35 arkadaşlar 72'ye bölüyoruz yarısı kadar bunun yarısı Sadece arkadaşlar burada bir istisna var. Tehlikeli madde taşıyan araçlar. En az 50. Bir de arkadaşlar takip mesafesi dediğimiz zaman 88-89 kuralı 2 saniye. Bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Geçelim. Dıştan veya içten etkeden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılma veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yer hangisi yazılmalıdır? kemik bütünlüğünün bozulması. Kırık, çıkık, donma, burkulma. Bakın anahtar kelime şurası kemik bütünlüğünün bozulması. Cevap nedir? A seçeneği. Çünkü kemik kırılıyor, birbirinden ayrılıyor. Bütünlük bozuluyor. Şimdi bu kırık, çıkık, burkulmaya değinelim. Sınavda çıkıyor çünkü çokça. Kırık nedir? Kemik bütünlüğünün bozulması kısaca. Çıkık neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı Çıkık bakın şunu var ya ben size şöyle bir kodlayım hatta. Şöyle yapalım. Aklınıza kalsın. Çıkık hangi harfle bitiyor K harfiyle. Burada ne var? K harfi bak. Kalıcı. Gördün mü? K unutmayın bunu. Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bak A harfiyle. Bak A harfiyle. Bunlar sizin aklınızda kodlamalar olarak kalsın. Yine kırık çıkık burkulmada tespit neydi arkadaşlar? Kırık çıkık burkulmada mümkün mertebe yaralının ilgili bölge sabit tutuluyor. Temiz bir bezle kapatıyoruz. Yine nasıl bulunduğu söyle tespit edeceğiz. Düzeltmeye çalışmıyoruz kırıkları çıkıkları. Kesinlikle düzeltmeye çalışmıyoruz. Yine kırık çıkık burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemler içerecek şekilde yapılmalıdır tespit. Kırık çıkık burkulmalarda en önemli şey Hareket ettirilmemesi Yarayı sabitlenmesi ilgili bölgenin sabitlenmesi Geçelim Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır Bakalım kontrolsüz olduğunu zaten bize söylemiş söylememiş olsaydı ne yapacaktık lefa var mı diye bakacaktık Ya da ışık var mı diye bakacaktık Lefa yok zaten halihazırda kendisi de söylemiş Şimdi sıralamasını yapacağım ilki buluruz zaten Şimdi bunlarla ilgili en son geçeceği ya da ilk geçeceği bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunların ikisi dönecek 2 ile 3. Dönecekse bir defa neydi kuralımız? Bunun ikisi de düz gidecek. Ya bu ya bu önce geçecek. Çünkü niye? Motorla kamyon, kamyonet neyse işte döneceği için bunlara yol verecek. Bunların ikisinden biri geçecek ilk. Peki ilk hangisi geçecek? Bunları eledik. Bunlarla işimiz bitti mesela. 4 ile 1 numaralı araç arasında hangisi önce geçecek? Tabii ki 1. Niye? 4 düm sağında 1. 1 numaralı araç sağda. Kuralımız neydi? Sağdaki araç önce geçecek. Buradan 1'in en önce geçmesi gerektiğini buluyoruz. Son hangisi geçiyor? 4 geçiyor. Sebebi ne? Düz gidiyor çünkü. 4'ten sonra da bakalım şöyle 3 geçiyor. Sonra da 2 geçiyor. Değil mi? Evet. Aynen. 3 sağında kamyonetin aynen bu şekilde. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? SARA neydi arkadaşlar? Beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişiyor. SARA doğum sonrasında ya da herhangi bir nedenle kronik bir durum. A. Krizin kendiliğinden geçmesini beklemek. Kilitlenmiş çenesini zorla açmaya çalışmak yanlış. El koca kol ve bacakları bağlamak yanlış. içecek yiyecek verilmek yanlış. Krizin geçmesini bekliyoruz. Sarada. Şurada sarayı gösterelim. İşte bir sürü maddesi var. Ne yapabiliriz? Günlük hayatta da karşılaşıyoruz arkadaşlar bu saray. Yani epilepsi halk arasında bilinen ismi. Onun için burayı okuyun. Sınavda da çıkıyor. Geçelim. Hatta şurada sarakalizmde yapılan ilk yardım nasıl olmalıdır ona da bakalım. İşte bu şekilde sürecin tamamlanması beklenmelidir. Bağlamaya çalışmıyoruz. Çene açılmaya çalışılmıyor. Yabancı madde kullanılmaz. Koklatılmaz. Ağızdan yiyecek içecek verilmez. Sıkan giysi varsa gevşetebilirsiniz. Kişinin yaralanmamasına dikkat ediyoruz. Yani sağında solunda kendini yaralayabileceği çarpacağı bir şey varsa onları kaldırıyoruz. Bu kadar genel olarak geçelim. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenlerden hangileri söylenebilir? İtfaiyeci yöntemi omuzda taşıyor Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Okey doğru. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişilerde uygulanır. Bu da doğru. Omuzda taşıma yöntemi ya, ilk yardımcıların yaptığı arkadaşlar. O zaman her ikisi de doğru. Zaten yürüyen kişi herhangi bir yaralanması yoksa sedye ile ya da kişinin kendi yürümek suretiyle gidebilir. Bunu da bu şekilde geçelim. Bir de sürükleme yöntemleri vardı. Onlar da çok ağır, iri yarı, kilolu kişilerde yapılır. Bir de sürükleyeceğiniz alan çok dar ise yani ikiniz aynı anda çıkamayacaksınız. Sürükleme yöntemi kullanabilirsiniz. Ayaktan sürükleme ve kollardan sürükleme yöntemi olarak ikiye de ayrılır. Geçelim. Yukarıdaki verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkar. Uzun süreli. Hmm. Tepkinin hiç olmaması gibi bir şey. Doğru cevap şok, koma, bayılma, baş dönmesi. Tepkisizlik durumu. Tepkinin azalması uzun süreli ipucumuz. Doğru cevap koma. Koma ile ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor? Şimdi koma şudur arkadaşlar. Komanın pozisyonu budur. Sınavda çıkar. Bir diğer gösterleşi budur. Sınavda çıkar. Komanın tanımında ne varmış? Reflekslerin dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkilerin azalması ya da yok olması. Bilinç kaybıdır arkadaşlar. Uzun süreli. Unutmayın. Yani çünkü kısa sürelerde bayılma, şok gibi durumlar var. Uzun süre dediğimiz zaman koma devreye giriyor. Şimdi komanın nedenleri var burada. Bunlara bakın mutlaka. Bir de koma belirtileri nedir? İşte idrar kaçırma, tepki vermeme, öksürük gibi yutkunma gibi tepkilerin olmaması durumu. Şunu da mutlaka okuyun komanın belirti nedenlerini. Çünkü çıkabilir arkadaşlar. Geçelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Burası ne? Yaya yolu. Yolu kontrol etmesi doğru. Öndeki aracı geçmesi yanlış. Aracın hızını azaltması doğru. Geçiş hakkını yayalara vermesi doğru. Arkadaşlar yaya geçitlerinde okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Tepe üstlerinde sollanmaz. Bunları unutmayın sınavda çıkıyor. Geçelim. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yöneliktir? Gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği. Egzoz emisyon egzozdan ne çıkıyor? Hava. Cevap hava kirliliği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Şıklarımız sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi. Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi. Boğucu sargı yani turnike uygulanması. Doğru cevap A seçeneği. Burkulan eklemin tespit edilmesi doğru. Arkadaşlar burkulan bölge aşağı indirilmiyor. Hareket ettirilmiyor. Mümkün mertebe hareketsiz kalacak. Turnike zaten bu işlem için değil. Şimdi burkulma nedir? Tanımını da soruyorlar zaman zaman inceleyelim burkulmayı. Arkadaşlar ehliyet sınavında mutlaka kırık, çıkık, burkulmadan bir soru gelir aşağı yukarı. Burkulma eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması. Unutmayın anlık Şu kelimemiz anahtar kelime Zorlamalar sonucu oluşur burkulma belirtileri bunlar Burkulmalarda ilk yardım nasıl olacak Tespit edeceğiz arkadaşlar burkulan bölgeyi Yukarı kaldırabiliriz Hareket ettirmeyeceğiz Yani kırık çıkık burkulmada Burkulan ya da kırılan bölgeyi tespit ediyoruz hareket etmemesini sağlıyoruz en önemli ilk yardım Basamağı budur aslında Geçelim Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Şıklarımız ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A seçeneği. Yani arkadaşlar manevra dediğimiz park halindesiniz. Harekete geçeceksiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? ön arka yandaki trafiği kontrol etmeniz gerekiyor. Manevradan kastı bu. Geçelim. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Trafik adabına uygun hangisi davranmış oluyor? C seçeneği. Denetim korkusu olmasa da denetim olmasa bile kemeri kullanmak trafik adabına uygun bir davranıştır. Soru da bunu soruyordu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? Kötü kokulara karşı burnunun tıkanması, sorulan sorulara anlamlı cevaplar verilmesi, gözleriyle hareket eden cisimler takip etmesi, yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Evet cevabımız ne önce bunu kumayı, komayı bilirsek bile bu soruyu çözebiliriz arkadaşlar burada Koma neydi arkadaşlar Vücudun uyaranlara karşı tepki verilmeyen derin bilinç kaybı yani derin bilinç kaybı ileri derecede bilinç kaybı Derin bilinç kaybı Uyku hali Arkadaşlar komada hiçbir şey Tepki olmaz hiçbir şekilde tepki veremez yaralı komadaki kişi Dolayısıyla Bunun tıkanması Olamaz Anlamlı cevap vermesi olmaz zaten komadaki insan arkadaşlar artık komaya girmişleriz ya biz halk arasında da Yani artık hiçbir şey hatırlamıyorum yani ölüme yakın gibi bir şey düşünün Uzun süreli bilinç kaybı gözleri hareket eden cisimler takip edemez komaya giren kişi e, Yine arkadaşlar komaya giren kişi hatta Temel ihtiyaçlarını karşılayamaz Altına kaçırır bunlar hep koma belirtilerdir Fakat burada yutkunun öksürük gibi tepkilerin kaybolması Yine bir koma belirtisidir Cisimleri asla takip edemez bakın. Hiçbir temel fonksiyonları bile yapamaz arkadaş komadaki kişi unutmayın. Koma pozisyonu nasıldı? Yan yatış pozisyonuydu arkadaşlar onu da unutmayın onu da sınavda soruyorlar. Geçelim. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, notar satış belgesi. B. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. C. işitme belgesi imalat teknik belgesi D. kasko sigortası sahiplik belgesi hangileri zorunlu arkadaşlar cevabımız nedir gümrük giriş belgesi ile alakası olur mu olamaz noter satışı istemezler İşletme belgesi ya da imalat teknik belgesi alakasız ben bile görmedim bu imalat teknik belgesini filan daha yani görüyoruz da yani gö karşılaşmazsınız biz bilmezsiniz yine d seçeneğinde de kasko sigortası İsteğe bağlı zaten zorunlu değil. Bir defa oradan eleyebilirsiniz. eleyerek gidin. Cevabımız B seçeneği. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. Bunlar zorunludur arkadaşlar. Geçelim. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayenesi yapılması gerekmektedir? 1 2 3 4. Cevabımız nedir? Tabii ki C seçeneği 3 arkadaşlar Şimdi aracı aldınız 3 yıl sonra muayene yaptırıyorsunuz otomobil için söylüyorum bunu yanlış anlaşılmasın 3 yıl sonra muayene yaptırdınız ondan sonra her iki yılda bir yaptıracaksınız İlk muayene 3. yılda sonra her iki yılda e, Ticari araçlarda ise Her yıl yapılır muayene onu da unutmayın Geçelim Aşağıdakilerden hangisi karayollarında yük ve yolcu taşımak amacıyla kullanılır? Şıklarımız mesleki yeterlik belgesi, zorunlu trafik sigortası belgesi, tescil belgesi, sürücü belgesi. Şimdi yük ve yolcu karayolunda. Sigorta tüm araçlarda var arkadaşlar. Yük ve yolcu ile alakası yok. Tescil belgesi, sürücü belgesi zaten zorunlu olan şeyler. Burada mesleki yeterlik belgesi cevap arkadaşlar. Karayollarında yük ve yolcu taşıma amacıyla kullanılıyor. Bu mesleki yeterlilik belgesi şurada bir özetleyelim arkadaşlar bunu. Sınavda nadiren dosya çıkıyor. SRC deniyor bunu arkadaşlar. SRC baş harfleri sürücü kelimesin. Şimdi arkadaşlar bu mesleki yeterlilik belgesi neymiş bak. Karayollar taşıma yönetmenliği kapsamında yük ve yolcu taşıyan tüm sürücüler. Yük ve yolcu taşıyan. Şimdi bunlarla ilgili bilmemiz gereken de SRC 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4. Şimdi burada bir ipucu vereyim. SRC tek rakamlar yani tek rakamlar nedir? SRC 1 ve 3 uluslararası oluyor. SRC 1 ve 3 uluslararası. Çift rakamlar yurt içi oluyor. SRC 5'te ayrı bir şey zaten. O da tehlikeli madde taşıyan araçlara giriyor. Unutmayın bunları. Aklınıza kısaca bu şekilde kalsın. Tek rakamlar yurt dışı, çift rakamlar yurt içi. Şu SRC 5 hariç o da zaten tehlikeli madde taşıyan araçlar. Şurada da zaten kısaca fotoğrafı var. Unutmayın onu da. Geçelim. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören arkadan gelen bir sürücü nasıl hareket etmelidir? Aracını durdurmalı, dikkatli ve yavaş geçmeli, diğer sürücüleri uyarmalı, hızını arttırarak uzaklaşmalı. Cevabımız burada nedir arkadaşlar? Okul taşıtlarında biliyorsunuz arka kısmında bir altıgen şeklinde dur levhası var. Şimdi onu da göstereceğim. Eğer bu yanarsa arkadaşlar demek ki aracını durdurmalısın. Durmalısın. Neden arkadaşlar? Sollama yapamazsın çünkü bunu gördüğün zaman. Çünkü öğrenci indiriyor demektir. Bu ışığın yanması demek. Şurada okul taşıtlarından bahsedelim. Bakın. Şu işte arkadaşlar ışık. Şu gördüğünüz ışık var ya. İşte bu yandığı zaman servisten öğrenci iniyor biniyordur. Mutlaka duracaksın. Çünkü şöyle bir şey. Evet öğrenciler sağdan iniyor. Fakat sağdan inip yolun soluna geçebilecek olabilir yani öğrenci. Dolayısıyla sollama yapmak yasak. Duracaksın, öğrencinin gitmesini bekleyeceksin mutlaka. Okul taşıtı ile ilgili başka nedir? Ee, bilmemiz gereken okul taşıtının pencereleri, camlar sabit olmalı onu soruyorlar. Arkadaşlar bir de burada hazır burada göstermişken geçmenin yasak olduğu yerler okul taşıtı ile yine bağlantılı olduğu için onlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar levha arkadaşlar. Geçmenin yasak olduğu levhalar bunlar. İşte bakın hem zemin geçitlerde, tünellerde okul veya yaya geçitlerinde, dönemeçlerde, virajlarda, kavşakların içerisinde öndeki aracı sollamak yasaktır. Oraya da yazdık arkadaşlar. Yaya ve okul geçidi, demir yolu, kavşak kavşaklara yaklaşırken. Tepe üstleri ve virajlar şuralar mesela. Burada yine öndeki aracı geçmek, sollamak yasaktır. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? Kan, kalp, eklemler, kan damarları. Dolaşım dediğimizde ne gelecekti aklımıza? Kanın vücutta dolaşımı. Hangisi kanla alakalı değil? Mesela bu direkt zaten alakası var. Kalp yine kanla alakalı. Kanı dolaştırıyor. Damarlar yine kanla alakalı. Kanı vücutta dolaştırıyor. Eklemler burada alakasız. Doğru cevap C seçeneği değildir sormuş zaten. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? Antifriz, fren hidroliği, motor yağı, akü elektroliti. Burada dikkat etmemiz gereken şu, motorun aşırı ısınması. Motorun soğumasını sağlayan sistem nedir bizde? Yağlama sistemi. Motor yağı cevap C seçeneği. Şimdi ne oluyor? yağımız belli seviyenin altında olursa ya da hiç olmazsa parçalar birbirine sürtüyor. Yağın görevi Parçaların birbirine sürtmesini engellemekti. Onun için eğer birbirine sürterse motor aşırı sınır parçalar. Şimdi yağla ilgili şunları bilmenizde fayda var. Yağlama sistemi dediğimizde şunlar çok önemli hususlar. Sürtünmeyi azaltır. Aşınmayı önler. Yağ filtresi dediğimiz filtre yağın içerisindeki pislikleri temizler. Budur. Parçalardaki ısıyı alarak soğutmaya yardımcı olur. Yine yağlama sisteminin faydası. Yağın normalin altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınır. Az önceki soruda çıkan kısım buydu mesela. Periyodik olarak aracın servis kitabında belirtilen sürelerde yağ değiştirilmelidir. Her yağ değişiminde de yine yağ filtresini değiştiriyoruz. Yağ gösterge lambamız budur. Bu lamba yandığında araç hareket halindeyken bakın hareket Araç hareket halindeyken bu lamba yanarsa aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bu önemli. Bir de yağ çubuğu bunu da soruyorlar. O da şudur. Bu yağ çubuğu ne işe yarıyor? Araçtaki yağ seviyesini ölçüyor. Geçelim bu soruyu da. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Yolların bakımsız olması, sürücülerin kurallara uymaması, Uyarı işaretlerinin yetersiz olması, trafik görevlilerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği. Arkadaşlar ülkemizdeki trafik kazalarının en büyük sebebi sürücü kusurludur. Yani kişisel sebeplerden kaynaklanan kusurlardır. Araç, yol gibi çeşitli faktörlerden de kaynaklanıyor kazalar fakat en çoğu bunların içinde en çok en yüksek orana sahip kısım sürücü kusurları kişiler kişisel nedenden kaynaklanan kusurlardır. Çünkü bazen bunu sürücü demiyor. Kişilere bağlı nedenler olarak söylüyor. Kafanız karışmasın. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. 1. 2. Yaralının genel durumları ve sayıları bildirilmeli. 2. 3. Yaralı çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli hangisileri önemli haberleşmede? Açık şekilde bildirmek doğru. Yaralı sayılarını söylemek önemli. Ona göre ilk yardımcı gelecek ya da malzeme getirilecek. Yine telefon numara ve kimlik bilgilerinizi, adresinizi net bir şekilde vereceksiniz. Cevap D seçeneği. Geçelim. Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilir? Aracın düzleminde olmasına, aracın yan tarafının eğik olmasına, aracın ön tarafının kalkık olmasına, Aracın arka tarafının kalkık olmasına Yağ seviyesini kontrol ediyoruz Siz evdeki bir yağ Bir bidondaki ya da bir şişedeki yağı kontrol ederken ne yaparsanız düz bir zemine koyarsınız Yamuk olursa doğru işlem yapmaz O halde cevabımız nedir düz zeminde olması önemli Şimdi motor yağı nasıl kontrol edilir nasıl kontrol edilmelidir Neler çıkarsına da bakalım önce de düz bir yere zemin ediyoruz bu okey bir İdeal motor yağı seviyesi nedir? üst çizgide veya bu çizgiye yakın olmalıdır. Aslında orada 3 çizgi var bazı motor çubuklarında. Orta çizgidir ideali. Yağ seviyesinde yine her periyodik kontrolde bakımda kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi ya da belli kilometrelerde. Genel olarak her yağ değişiminde yağ filtresini değiştiriyoruz. Yağ filtresi ne oluyordu? Yağ süzen bir parçaydı. Filtreleyen. Yağ filtresi tıkanırsa, yağ pompası arıza alırsa, karterde yeterli miktar yağ yoksa yağlama işlemi yapılmaz. Yağlama yapılmazsa araçta ne oluyor? Motor parçaları birbirine sürtünür, aşırı ısınır, aşınır ve zarar görür. Ömrü kısalır parçaların. Bunu da unutmayın. Bir de şunu, şunu soruyorlar. Şu çubuğun ismi nedir? Yağ çubuğu. Bu ne işe yarıyor? Yağın seviyesini ölçüyor. Motor yağ seviyesini ölçmeye yarayan çubuk yağ çubuğudur. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar? Radyatör, vantilatör, termostat, hararet göstergesi. Sabit. Şimdi ben hep söylüyorum neydi cevabımız? C seçeneği termostat. Arkadaşlar evdeki termostarla aynı mantık. Oradan aklınızda kalsın. Evimizdeki termos ne yapıyor? Çok ısındığında içindeki su dinlenmeye alıyor kendini. Yani elektriğini kesiyor çok soğuduğunda da tekrar çalışıp Suyu ısıtıyor yani bir dengede tutuyor oradaki suyu Aklınıza burada kalsın Bu arkadaşlar soğutma sistemi ile alakalı bir parçadır termostatımız İşte Soğutma sistemine genel olarak bir bakacak olursak şurada da Mutlaka çıkıyor bunlarda arkadaşlar zaman zaman mesela radyatör çıkar vantilatör Termostat çıkar bak çok çıkar Ondan sonra Zaten burada da yazmışız VK işi nadiren dosya çıkıyor Şimdi bunu siz okursunuz. Burada zaman kaybolmasın diye ben tek tek okumayacağım. Fakat çıkıyor soğutma sisteminin parçaları. Geçelim. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edilen edenlerin sürücü belgelerini bir yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? 2, 3, 4, 5. Cevabımız tabii ki D seçeneği 5 arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir konu anlatımımız vardı fakat buraya koymayı unutmuşuz. Başka bir gün anlatırız inşallah. Geçelim şimdi. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş ve kesik ve devamlı yol çizgileri hangisini bildirir? Şu düz, devamlı, şunlar da kesik. Bunların manası nedir diyor arkadaşlar? Çok basit bir soru. Cevabımız nedir? A seçeneği. Devamlı şerit tarafındaki yani şu araçlar şerit değiştiremez. Fakat şunlar değiştirebilir. Yani sollama yapabilir bunlar. Bunlar değiştiremez. Unutmayın. Geçelim. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? Asli kusur nedir? Kesin kabahatli. Bakalım araca bir numarada var mı bir kusur? Yok arkadaşlar bir sağa dönüyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İki de var mı? Var. Niye arkadaşlar? Bu levha var ya görüyorsun sola dönülmez diyor. Üstünde de çizgi çekmiş. Fakat bu araç sola dönüyor. O zaman burada asli kusurlu oluyorsunuz. Levhaya uymadığınız için. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? Bakalım bu göstergeden. A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı. B. Egzoz gazları kontrolü ikaz ışığı. C. Frenle balataları aşınmış ikaz ışığı. D. Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği motor yağ basıncı ikaz ışığıdır. Şurada yağ damlasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yağ kelimesini gördüğünüzde cevabı yapıştırın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir? Halkın can ve mal güvenliğinin korunması, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi, görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, geçiş üstünlüğü hakkının görev halindeyken kullanılması. Doğru cevabımız nedir? Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmuyoruz. Bu doğru. Biz yanlış olanı arıyoruz. Işıklı sesli işaret cihazlarını bir arada veriyor. Bu da doğru. Geçiş üstünlüğü hakkını görev halindeyken. Görev hali dışında kullanılması yasak bu hakların. Bu da doğru. Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık. Bu doğru mu? Hayır. Yanlış olanı arıyoruz. Cevap C seçeneği. Şimdi geçiş üstünlüğü olan araçlarla ilgili şunu göstereyim ben size. Bu sayfa meşhur sayfamızdır. Cips kuralıdır. Önce can kurtaran sonra itfaiye sonra polis sonra sivil savunma aracı geçecek bunlar karşılaşınca. Yine geçiş üstünlüğüne sahip araçların hangileri olduğunu buraya yazdım. Bunlar okuyun. Bir de bunlar neymiş en önemli özelliği? Görev halinde kullanacaklar. Başkasının malına, canına zarar vermeyecekler. Kimseye ayrıcalık, imtiyaz amaçlı kullanılmayacak. En önemli meseleler bunlar. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sırası nasıl olmalıdır? Evet hemlik. Hemlik manevrasını biz kime uyguluyoruz? Tam tıkanması olan kişiye. Şimdi arkadaşlar. Bir şu. 2 numara bir. Önce arkasına geçecek gövdeyi kavrayacak. Sonra. 2 Bir elin baş parmağıyla midenin yumruk yaparak koyacak o bölgeye 3 kuvvetli bastıracak. Ya yani buradaki doğru cevabımız nedir? B seçeneği 2 3 1. Şimdi bunlarda şu şekil bir taktik uygulayabilirsiniz. En sondakini bulup şıkları eleyerek gidebilirsiniz. Yani yukarıya doğru bastırma zaten en sonucu 3. Şıklara bakalım. Bu bu değil. Ya B ya D. Bu şekilde iki şık arasında kalırsanız sallayın. Doğru yanlışı götürmüyor ya hani en azından tutturma ihtimaliniz olur. Şimdi hemlik manevrası ile ilgili hemen göstereyim aşamalarını. Bakın. 1 2 3. Önce arkasına geçip elini bu şekil yapıyor, sonra bastırıyor. Şu hemlik manevrasının pozisyonudur. Aşamalarda burada bakın. 3 aşamadan oluşuyor. Hemlik manevrasını nerede yapıyorduk? Tam tıkanması olan kişilerde. Tam tıkanma belirtileri de yine kişinin nefes alamaması, acı çekmesi, konuşamaması. Peki bir de kısmi tıkanma vardı. Yani kısmen bir tıkanma. O durumda ne yapıyor? Bir kişiyi öksürmeye teşvik ediyorduk. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Kesik kesik akan bir kanama olması, kalp atımlarıyla uyumlu olarak akması, koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması, parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması. Toplar damar. Arkadaşlar toplar damar, koyu, açık damar ya e açık damar diyorum. Toplar damar koyu, atar damar açık renk. Kan rengi. Unutmayın. Yine bu kanamalarla ilgili bilgi vereceğim ilerleyen slaytlarda ya da ilerleyen günlerde. Onun için bunu hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zaten daha önceki iki 3 gün önce de bunu anlattığım için tekrar zaman kaybı olmasın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? yarı oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapılmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Göğüs ağrısı Arkadaşlar göğüs ağrısı ya da delici göğüs yaralanması gibi durumlarda yarı oturur pozisyon vermek doğrudur. Diğerleri yanlış. Geçelim bunu anlatırız yine ileride. Konvoy halindeki yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Araç uzunluğunun 3 katı kadar. Hayır. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Hayır. Belli bir kuralı var takip mesafesinin. C aracın cinsi teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. Bu da değil. D kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. Doğru cevap nedir? D seçeneği. Arkadaşlar bu takip mesafesi önemli. İki araç birbiriyle kaza yapıyorsa arkadaki araç çarpıyorsa öndekini arkadan hatalı arkadaki araçtır. Animasyon olarak da geliyor bazen. Animasyon sorusu olarak geliyor ehliyet sınavında. İki araç birbirini takip ederken öndeki araca gidip çarpıyorlar. Bu ya, bu kazanın sebebi nedir diye soruyorlar. Tabii ki takip mesafesine uyulmaması. Takip mesafeyi hesaplamayı biliyorsunuz. 2'ye bölerek 100 ise 50, 80 ise 40 şeklinde. Yalnız şurada bir önemli madde var. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim birimi dışındaki karayollarında öndeki araca en az 50 metre. Yani tehlikeli madde taşıyan araçlarda bu ikiye bölme kuralı geçerli değil. 50 metre en az olmak zorundadır. Geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlaması? Şıklara bakalım. Çok da uzatmadan geçeceğim bu soruyu arkadaşlar. Basit. Bakın doğru cevabımız D seçeneği. Pardon C seçeneği. Özür dilerim. 10 metre uzunluğundaki araçlar diyor. Bu yükseklik anlamda gabari D. Bu genişlik anlamda gabari. Unutmayın. Fakat C seçeneği uzunluk. Aracın uzunluğundan bahsediyor. Geçelim. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. LPG kullanılır, benzin, motorin üçü de kullanılır. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar karıştırmayın. Burada içten yanmalı motoru soruyor. Yani buji ile ateşlemeli motoru sormuyor. Bazen bu soruyu şu şekilde soruyorlar. Buji ile ateşlemeli motorlarda hangi yakıt kullanılır diyor. O zaman LPG ile benzin olur cevap. Ama burada işten yanmalı diyor Şurada olay netleştirelim arkadaşlar işten yanmalı motorların Meselesi Yanma olayın iş, motor içinde olmasıdır bunun için işten yanma denir Emme zamanı birinci zaman sıkıştırma Ateşleme Ve egzoz zamanı olmak üzere 4 zaman vardır Burada en önemli yerlerden biri şu arkadaşlar Ateşleme zamanında benzinli motorlarda buji ile ateşleme gerçekleşir unutmayın bu sınavda çıkar Motorun yani mazotlarda ise kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle olur dizel araçlarda ateşleme. Yine egzoz zamanında da yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır. Bir de önemli kısım şu buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıt benzin LPG doğalgaz unutmayın. Motorun buji ile ateşlenmez önemli. Çıkıyor. LPG, benzin, motorun, dizel bunların hepsi içten yanmalı motor tipidir. Geçelim. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru, yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Doğru mu? Yanlış. Fren mesafesi artar. Yol yüzeylerinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini arttıran faktörlerdendir. Evet doğru. Doğru cevabımız Y ve D. B seçeneği. Geçelim. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Banketlerde, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde, tepe üstlerine yakın yerlerde. Arkadaşlar, durma, duraklama, park etmeyi hep anlatıyorum. Bir kere daha kısaca anlatayım. Arkadaşlar, durmada mecburiyet vardır. Bakın, mecbur. Kırmızı ışıkta durma, trafik polisinin işaretinde durma, biz bu tür durumlara durma diyoruz. Mecburiyet olduğu zaman. Duraklama dediğimiz şey nedir? Biraz daha böyle keyfiyettir. Nedir yolcu indirip bindirme, eşya indirip bindirme durumlarına da duraklama diyoruz. Park etme neydi? 5 dakikaya aşan beklemelere de park etme diyorduk. Durma, duraklama, park etmeyi kısaca özetledik. Sorumuza dönecek olursak hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Arkadaşlar banket. dönemeşlerde okul geçitlerinde, tepe üstlerinde duraklama yasak. Fakat banketlerde serbest. Banket nedir onu da soruyorlar. Kısaca bir değinelim. Banket şu işte arkadaşlar bakın. Şehirler arası yollarda yolun kenarında bulunan şu alan. Buraya yaya ve hayvanlar kullanır arkadaşlar çoğunlukla. Bakın burada da yazar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarıyla şehir başı. Hendek iç üstü kısıtları arasında kalan. Yayaların, hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçlar da faydalanabilir buradan. Yani araçlar bilakis burada duraklama yapmak yasak değil. Burada duraklama yapması doğru bir şey araçların. Dolayısıyla ondan dolayı cevabımız A seçeneğiydi arkadaşlar. Banket. Burada araçlar duraklama yapabilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Ayarsız ya da aşınma olduğunda bujilerde. A yakıt sarfiyetinin artması. B. Motorun gücünün artması. C. Motorun hararet yapması. D. Motorun yağ yakması. Bujiler dediğimiz ne ile ilgili arkadaşlar? Elektrik sistemi aracı ateşleyen. Dolayısıyla aracı ateşlemesinden sıkıntı çıkacağı için yakıt serfiyatı artar arkadaşlar. Bujilerde ayarsız olması ya da aşınması yakıt serfiyatını arttırır. Yine bujiler ıslak ve nemli olursa araç çalışmayabilir. Kurutmamız gerekiyor bujileri. Arkadaşlar bujiler belli kilometreleri de değiştirilir. Unutmayın. Her yıl değil, her bakımda da değil. Belirli kilometre ya da belli bir yılda. Aracın kullanım kılavuzunda yazar, mesele yazar. 60 bin kilometre de değiştirilecektir. Ya da 5 yıl sonra değiştirilecektirdir. Bujiler önemli. Yakıt tasarrufu için bujilerinizin bakımını yaptırmayı unutmayın. Yani en azından bakın, yenileyin. Geçelim. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda Kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Kol, kalça, uyluk, kaburga kemiği. Bakın. Sorunun içerisinde ipucu arayın. Göğüs bölgesinde diyor. Hangi kemik göğüs bölgesinde? Kol kemiği olabilir mi? Hayır. Kalça kemiği? Hayır. Uyluk kemiği? Hayır. Tabii ki kaburga kemiği arkadaşlar göğüs bölgesinde bulunur kaburga kemiği baskı uygularsan ağrı nefes almada diyor nefes adı üstünde bak. Neden? Çünkü ciğerleri sıkıştırmış oluyorsun. Nefes almakta zorluk çeker. Yani göğüsteki bir ağrı ya da göğüsteki bir kırıklık ya da göğüsteki bir ezilme durumunda ciğerlere baskı yapacağı için nefeste zorluk çekersiniz. Nefeste zorluk çektiğin için öksürük oluşur. Zaten öksürüğün oluşma sebeplerinden biri budur. Cevabımız D. Geçelim. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların hangisini yapması yanlıştır? Yaya geçidini kullanması, alt üst geçitleri kullanması, en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi, önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi. Yaya geçidini kullanabilir. Alt üst geçit en kısa zamanda geçmeye çalışmalıdır. Önce sağ sonra sol bu kısım yanlış arkadaşlar. Önce sol sonra sağ sonra tekrar sol. Yani burada cevabımız D seçeneği oluyor. Geçelim. Karayolunun sağına ve soluna koyulan şekildeki trafik işaretinin manası nedir? Işıklarımız 200 metre sonra yol daralacak, 200 metre sonra köprü var, 200 metre ileride kavşak var, 200 metre ileride demiryolu hem zemin geçidi var. Bu soruyu çok karıştırıyorsunuz diye koydum. Daha önce de çözmüştüm. Fakat TikTok canlı yayınında bunu çözdüm. Çok kişi yanlış cevapladı. Cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği. 200 metre ileride Hemzemin Geçit var. Çoğu kişi bunu köprü olarak biliyor. Bakın şimdi iki işareti de göstereyim. Bakın şu Demiryolu Hemzemin Geçit yaklaşımı 200. Burada 400 yazdığı zaman 400 denir. 500 yazarsa 500 olur. Bu şekilde renkli bu şekil olursa Hemzemin Geçidi Köprü geçimi de bu arkadaşlar. Köprü yaklaşımı. Siyah beyaz. Köprü yaklaşımı. Yine bunun üzerinde de rakamlar olabilir. 50, 100 metre yazabilir. Bakın şu leha siyah beyaz. Bir de arkadaşlar yönlerine bakın. Bak. Hemzem de hemzemin geçitte Bakın şimdi şurada çoğu arkadaşımız bu soruya B seçeneği dedi aradaki farkı net bir şekilde görün geçelim ondan sonra. Evet, sonraki soruya geçelim. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? 1 2 3 4 Bakın şimdi şurada ben size bu konuyu biraz açayım. Fren bozuksa 1 metre diyor bakın. Şimdi buna de detaylandıracağız cevabımız A seçeneği Şimdi şuraya gelelim Bu çeken ve çekilen araçlarla ilgili şunu bilmelisiniz İki araç arasındaki mesafe 5 metre geçmeyecek 2.5 metreden daha uzun olduğunda araya yansıtıcı bir bez Gece ise kırmızı ışık konulacak Çeken çekilen araçlar arasındaki açıklık 1 metreye geçmeyecek fren bozukluğu var ise Yine burada kilometreler her iki araçta boş olacak yolcu taşınmayacak bu da önemli. Bunlar önemli kısımları ekstra çizdim. Fakat buradaki her şey önemli olabilir. Siz tamamını okuyun ben en önemlilerini çizdim. Geçelim. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır? Şıklarımız artı kutup şası ile eksi kutup şası ile artı kutup artı kutupla eksi kutup eksi kutupla. Eksi kutup artı kutupla artı kutup eksi kutupla. Cevabımız nedir? Akü dediğimizde aklımıza ne geliyor? Akünün elektri aracın elektrik ihtiyacını sağlayan parça. Eğer bunun şarjı bitmiş ise artı kutup artı kutupla eksi kutup eksi kutupla. Yani karşı araçtaki artıyı kendi aracınızdaki artıya getireceksiniz. Karşı aracın eksik kutubunu kendi aracınızın eksi kutubuna getireceksiniz. Tam zıttını yaparsanız Yangın çıkar akü patlayabilir birbirine temas eder ee, Birbirine temas eder artı ile eksi o durumda tehlikeli bir durum oluşur Akü dediğimizde aklımıza ne geliyor akü neden biter mesela Ya ömrü dolmuştur ya da alternatör çalışmıyordur aküyü şarj eden parçanın ismi neydi alternatör Alternatör arızalıysa akü şarj olmaz dolayısıyla biter belli bir süre sonra Ya da ömrü dolmuştur öyle bir ihtimal de var Akü bundan dolayı biter akünün içerisinde elektrolit var bu saf suyu asitten oluşuyor elektrolit seviyesi. Peteklerin 1 santim üzerinde olmalı. Yine akü tam doluysa yeşil yanar. Üzerindeki işte ışık göstergeleri var akünün. Ondan da bahsettik. Akünün başka neyi vardır? Arkadaşlar aküyü temiz pis olursa akünün yüzeyi falan akü çabuk bitme ihtimali yüksektir. Yine söyleyeceklerimiz bu kadar. Aklımıza gelirse ileride de söyleriz. Geçelim.